ما بخير ما بخير يونا شوندو شما ما بخير يونا رجا خير يونا شوندو شوا خير هر وقت ادم شما شارما امبازون دلالون پیرون پیا خیر وشیب سلامتیب گون وشیب berketiye, haştiye, gel şarma, gel temashawanon, gel servanon, Şarima. Şarima zazan. şma sekin, rindi, selameti, weşi, İnşallah. huma u her, çi keder madma, mehşma met şarma Euro Honji Rojşeme şo sahat 00 6 dakika Verena mahs kerd yo bene ma siyaset Türkiye Ceyzazon nişon beder Zaza siyaset Türkiye de Ceyxu sinyu guretto ne guret sesînigureto niureto qey çi seme niure to yo bini mişeribi kir yo bi ni vatê xwe vajêr ama atmi tna at mi nû ez neşkara aj atê şarê zazono vat mi vatê şarê zazono çinkî ez havînina şarma zazon heqeten her kes kuçê xwedhaw tey kar û gironken ama her kes kuçê xwe di manan پیهدبیهیش زیدیر ولابیهیش است ولابیهیش چینه را است این ولابیهیش سبب خود چی از وزن یو بنه نشان بکر حتی اونیم دست را بیار چی از شروعش ترا علاقدر بنا وینه نکی از وزن وینهیش خو نشان شار خو ملت خود از تخمیک او از رنزون از اینکه انوینیش مای اورو مشته بیر پینتر سران مای ورده ده نیجه خو نیشون ب. از خو سیاست زازون ویشی وقت یو درگرا سیاسیت زازون مجا نگرد از خو سه ماجیر جیران پونجاست سریا سی خود سری خورا از زازه tyx bya zasx szzya zoxe kulturx joraa xw welatxra dewê xra wê xura vorê xra teê xra gulêxz mi çi fedakarê bya kamyqîx خسر خباتو کار کنه اما نزدی چهار، پون سه روزه مستقیل زازا مستقیل ملت مستقیل زون خود، مستقیل ولاد خود از یقین حاصل باور ازی انی سر ازی انی سرون پینون ده من ورته بناته کشت نات ود اصلا مرکز سیاسی زازون جاگینا نسمت ازی زازه هی سکین siniyo siyasetkin e, hakatenizi zafra tenizi vehir fomu fikra vehir aklu o vineisha enesemeda ezke hatton ser suez kısa zazaki bikir ez zazaki zon siyaset kalkına.'' siyaset ona te insan mavonya zonmat siyaset ne ben zonmat edebiyat ne ben کی زون من ادبیات بین مستم وانا دس هشت هب رومان مایست به سدان هنزارون هیکیه مایست شایر مایست دیما که زون من سیاست از بین اگه تی قلبه کرسه اما چه حیفو کی از پیرو انباز چه ما زازه خومیون چهر هر ما مایست فون بکر او سمد ازی چیو اونا میهیم سیاست سر سمی فون بیشا از Ee, vatiyo çarana Türkiye Türkiye dom kına. Ene yani, vallat umatı cüen zona guma piyro piyo bun Çe ki er e, zon Türkiye. No semet az zoni düşmeni çe zonun vinen zon insanone Mayin yine rezgen e, ama ma zon e, Değerli izleyiciler, sevgili takipçilerim, e, konumuz e, bugün de e, zaza halkı ve onun siyasetidir. E, biz e, mümkün oldukça 24 saat siyaseti yaşamalıyız. 24 saat az gelir bile. Bunu her zaza bireyi yaşaması Her zaza bireyi zaza siyasetini yaşaması lazım ki zaza siyaseti yol alabilsin. Dolayısıyla ben... 7 yaşımdan bu yana doğduğumdan bu yana Zaza olarak doğmuşum. 7 yaşımdan bu yana Zazaca şarkılar, kılamlar, söyler, gelir sever dilimi, kültürümü, coğrafyamı, köyümü. Yani coğrafyamda bütün canlı ve cansızları seven bir insan. Bunun için bir dönem bizim bölgeyi etkileyen aslında son 200 küsür yıldır etkileyen bazı iç kargaşalar işte Kürt hareketleri falan, onların sanatı, kültürü, folkloru, siyaseti e, bazı zaza bölgelerine tabii ki etki etmiştir. Bunun sebep ve nedenlerini tabii ki burada açıklayacak değiliz. Onu konumuzda değil. E, o yüzden kendi ana dilimin özgürlüğü için, e, coğrafyamın özgürlüğü için Kürt hareketinde uzun zaman yer aldım. Ama son o hareketi içinde de zaza ki çelişkileri yaşadım dile getirdim. Bir başka programda söyledim. Bunun için de uygulamalara tabi tutuldum ve belki de iyi olmuş o sebepten dolayıdır da son yıllarda zaza müstakil arayışları, çevremizi tanıdık. Çok değerli zaza çıkışları tanıdık, merak ettik. işte Zaza dili, müstakilin, bilim insanlarının ortaya koyduğu belgeleriyle ee, yine Zaza müstakil siyaseti, e, kültür e, çalışmaları, bütün hepsini ben siyaset olarak kabul ediyorum. Çünkü Zaza demek siyasettir zaten. E, ne Kürt Zaza'yı kabul ediyor, ne Türk kabul ediyorsa sen Zaza'yım diyorsan sen siyaset yapıyorsun. Ben bu perspektifle baktığım için. E, dolayısıyla son özellikle 5 yıldır da Zaza müstakil kimliğini, müstakil e, siyasetini coğrafyasına inanan biriyim. Bunun için yaşayan biriyim. Bunun için bütün eksiklerime e, karşın elimde ne geliyorsa yapmaya çalışan biriyim. Bu açıdan son 5 yıldır e, Zaza siyasetini de biraz Zaza aydınını da tanıdım. Gözlemledim, birebir yaşadım, birebir konuştum. Belki bine yakın canlı yayınlar sırf yaptım. Her canlı yayın yaptığımda istişarelerde bulundum insanlarımızla, Zaza Aydınları'yla. Dolayısıyla Az çok Zaza siyasetini güdenler, Zaza e, müstakil siyasetini güdenler, bunu dil bilimcisinden tutalım, sıradan köylüsüne kadar ilgilenmişim. Ve şunu çok açık söyleyeyim, ben canlı yayınları yoğun yapmışım, e sır bunun e, 246-247 e, videosunu sildiğim videolar hariç e, YouTube'da son kaç yılda var duruyor. Dolayısıyla ben e, içindeyim. Zıza siyasetini içindeyim. E, biraz bu konuda e, analizler yapmak istiyorum. E, dolayısıyla e, birincisi şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 100 yıldır 100 yılını kutladı biliyorsunuz. E, Türk üstün kimliği ırkçılığı üzerinde devletin Kuruluş kodları inkarcılığa değerli bir devlet kuruldu Tepeden aşağı doğru kuruldu Bir baskı devleti olarak kuruldu Öteki halkları yoksaydı gibi zaza halkı da Yok sayılmıştı bu süreçte ee, Geçen videoda ben değindim 68'ler falan ondan önceki işte Zilan, Dersim Piran Ve diğer e, ayaklamalara değindim bunlar bölgesel ee, çoğu da ulusal nitelikli değil zaten. Onlara değindim. Onu geçiyorum. Ama şimdi e, günümüzde e, Türkiye siyasetine baktığımızda bugün, bugünü değerlendirirsek güncel yoğunluk olarak nedir? Türkiye neyi tartışıyor? Türk siyaseti neyi tartışıyor? Türkiye'deki muhalefetler muhalefet neyi tartışıyor? Değil mi? Halkın durumu nedir? Bunu hepimiz yaşıyoruz. Birincisi devlet ayakta kalmak için işte dışta gerek güvenlik, gerek ekonomik, gerek kültürel her yönüyle ayakta kalmak için mücadele ediyor. Doğru mu? Doğru. Ee, ve siyaset. Bir iktidar ve muhalefet partileri var. Ve siyaset ne için yapılır? Siyaset iktidar olmak için yapılır, değil mi? Ee, bu ülkede sürekli e, merkez sağın iktidar olduğu ben en azından Ali 52 yaşındayım. Bunu hep şahitlik ettim. Zaman zaman söz zamana sosyal demokratlar koalisyonlara eklemeler oldular da bunları aslında mantık olarak hepsi ırkçı, tekçi ee, bir e, Türkiye siyaseti olduğunu hepimiz biliriz. En azından ilgilenenler bilir. En azından biraz yürsever olan, biraz araştırmacı olan, biraz bölgesi, bölgesinde yaşadık. Kendi ana dilini bugün kaybet, kaybeden her insan biraz ee, azıcık bir fikri olursa bunu bilir. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye demokratikleştiği bir e, sürekli e, demokratikleşen bir durumu da var. Çünkü e, dediğim gibi 100 yıldır diğer halklar, diğer sınıflar diğer e, sivil kurum kuruluşlar, dernekler, vakıflar cemaatler vesaire vesaire işçi sınıfı, Kürt hareketi ve Zaza hareketi bir yoğun muhalefeti var bu devlette bu sisteme karşı. Dolayısıyla bu devleti zaman zaman rezerv şey diyor, Kendini yenileme, işte uyalama, süreci uz uzatma, e, asimilasyonu e, beyaz katliamı sürece yayma politikasını gidiyor. Yumuşadığı dönemler oluyor. Bugün e, Türkiye'de ben şiir yazamıyorum düzaca. Roman yazamıyorum, basamıyorum. Ben işte zazaca konuşamıyorum. Zazaca açıklama yapamıyorum. Diyen kimsemiz olmaz değilse de yalan söyler. Yani bu kadar değişmiş. Çünkü biz biliyoruz ki 7-8 yaşlarındayken Kürtçe, zazaca şarkılar dinlediğimizde kesin cezaevine atılırdık ya da işte dövülürdük. Biz bunları yaşadık. Bu süreci yaşadık. Biz okulda Türkçe bilmediğimiz için kendi aramızda Zaza konuştuğumuz zaman e, öğretmenler o zopalarıyla parmak beş parmağımızı bir araya getirip bizi döverlerdi. Dizlerimize vururlardı. Önce bizi devletin zopasını göstererek korkutarak büyüttüler. Öyle eğittiler. Biz eğitim mi? O eğitim değil ki. Dövülerek eğitilen eğitim, eğitim mi olur? Dolayısıyla önce Zaza'nın, Kürt'ün bunun onun iradesini kırıldı, kır, kırdı bu devlet. Korkuttu. Devlet eşittir korku. Öyle bir devlette de yaşadık, büyüdük. Ama bilinçlenen, yürsever insan tabii ki ölümden de korkmaz. Davasına inanan nerede olursa olsun, hangi koşuda olursa olsun, cezaevi, aç, susuz, ne olursa olsun korkmaz. Devrimci insanlar bunu aşar. Dolayısıyla ben bunu aşanlardan biriyim açık söyleyeyim. Bak işte Türkiye'de yaşıyorum. Düşüncelerimi de açık yazıyorum. Videolarımı da açık paylaşıyorum. Evet şimdi böyle bir Türkiye'de zazalar halen biz örgütlenemiyoruz. Devlet bize engeldir. Yok Kürt sorunu dolayı ya da işte Kürtlerin zazaları asmine eden Kürt hareketinden dolayı örgütlenemiyoruz diyorlarsa bu da kesinlikle samimi görmüyorum. Samimi değiller. Böyle diyenler hiçbir samimi değil. Türkiye'de zaza hareketi yasal, demokratik bir şekilde örgütlenebilir. Kesinlikle. Kürtler örgütlendiği gibi, diğerler örgütlendiği gibi. Örgütlenmeyenler sadece kimler biliyorsunuz? Pamuklardır, Lazlardır, Çerkezlerdir. Çünkü birlikleri yok. Çünkü dillerini kaybetmişler. Ama zazaların böyle bir şansı var. Zazaların böyle bir şansı en azından Kürtler kadar var. Hatta kimi yerlerde daha avantajlı bir şansları var. Zaza hareketi şiddete bulaşmamış, kırmızı olmamış. Zaza hareketi e, bir kültür hareketi olarak çıktı. Bir e, dil kültür hareketi olarak bilinir. Dolayısıyla Zazalar Türkiye'nin mevcut durum döneminde mevcut durumunda kendisini örgütleyebileceğine gümbür gümbür inançlı bir kadro olursa kararlı, yürsever bir kadro olursa örgütleyebileceğini herkes rahatlıkla kabul etmesi lazım. Türkiye bugünkü Türkiye'sinde zazalar ben parti kuramıyorum, dernek kuramıyorum, parti büyütemiyorum, halkıma kültürünü, dilini ulaştıramıyorum diyen herkes yalan söyler. Kim olursa olsun. Mesela herkes her zaza yürsever kendi evini bir zaza dil kültür eğitim evine çevirirse devlet gelip buna mani olmaz. Olmaz. Olamaz. Geçmişte de bunu yapsalardı olmazdı. Bugün hiç olmaz. Her mahallede bir dernek aç. E, her mahallede on çocuğu getir, ders ver. Kimse buna mani olmaz. Vakıf kur, büyüt. E, maddi, manevi olarak vakıf kur, büyüt. Kimse buna mani olmaz. Zaza ensüsünü kur, aydınları bir araya getir, gelseler kursalar. Kimse buna mani olmaz. Bir zaza iş vereni, kurulacak bir endüstriye, zaza endüstrisine, vakfına parayı akıttırsa, açıktan para desteği verirse kimse suçlama sen niye bu zaza vakfına para veriyorsun, niye yardım ediyorsun? Dolayısıyla zazaların örgütlenebileceği bir Türkiye ortamı var. Devlet zaten yorulmuş. Devlet ekonomik olarak sıkıntıda. Devletin Kürt sorunu var. Zaza sorunu var. Devletin bölgesel sorunları var. Dolayısıyla e, kültür sanat olarak dil kültür sanat olarak kimlik mücadelesi olarak ortaya çıkan zaza hareketinin önü açıktır Türkiye'de. Hiç kimse bana diyemez ki Türkiye'de zaza hareketi niye büyümüyor? Kürt hareketi buna engeldir. Türkiye devleti buna engeldir. Diyen hiçbirisi samimi değildir. Kendi yetmezliğini arkasına sığınıyordur. Samimi değildir yani kısacası. Şimdi Bunları niye söylüyorum? Ya arkadaşım Zaza Hareketi 3 sene parti deneyimini yaşadı. İçeriden, yurt dışından, yurt içinden biz çok değerli insanlarımız kafa yormuş, program, parti, isim, reddilen, kabul edilen isimler var ve en sonunda bir dezapar var biliyorsunuz. Bu 7-8 yıldır bu dezaparın büyümemesinin önünde engel kimdir? Siz bana diyebilir misiniz yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna engeldi? Bunu dersek kendi yetmezliğimize bir kılıf bulmuş oluruz. Siz bana diyebilir misiniz ki dezaparın büyümemesinin önünde Kürt egemen güçlerin e, siyasi e, gücü buna engel oldu. Hani ne yaptı? Kaç kez karşınızı e, şey yaptı, engelledi. Yalan. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dilimizi, kültürümüzü, coğrafyamızı coğrafyamızda bizim özgürce dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü yaşamamıza izin vermedi. Doğrudur. Halinde vermiyor. Çünkü zaten onun varlık sebebi bu. Onun kuruluş kodları bu. Bu anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti partiler masası kabul ettiği, yargıtayının reddettiği Zaza Partisi ismini reddedebilir bu geçmişte Kürt partilerini de rad ediyordu. Ama Kürtistan Demokrat Partisi mücadele ettiği etti. O ismi kabullendirdi. Devlet bunu kabul etti. Bugün Türkiye'de hani e, Zaza Partisi'ni Zaza Partisi olmaz diye rad edilmişti ya. Yani. Geçmişte Kürtlerin de bu isimleri rad ediliyordu. Bugün Türkiye'de Kürtistan Sosyalist Partisi var. Türkiye'de Kürtistan Sosyalist Partisi var. Kürtistan Demokrat Partisi var. Yasaldır. Yani mevcut işte yargıtayın da kabul ettiği bir şey ama mücadele etmek lazım. Bizimkiler ama bir yan önce işte bu kapımızın kilidini açalım da ondan sonra da isim fark etmez. Deza Paris ismi çok güzel bak bir şey demiyorum. Yani hani ben örnek veriyorum. E kardeşim sen kilit açtın da hani dükkandır bu dükkan çiplaktır. Tamirat yapması lazım ne gerek ne iş yapıyorsan onları diz işte da. Hadi dizden hadi bir dışarı çık. Biraz hava al. Halkın içine çık. Yok işte. Dolayısıyla e, bu nedenlerden dolayı Zaza hareketi siyaseten bir arpa yol bir arpa boy yol kat etmemiştir. Evet. Artık bir mirasımız var. Kurulan üç tane deneyim partisi var. En uzunu yaşayan dezapardır. Bence de artık e, Dezapar, Zaza tarihine diğer partilerde hep isimleri, tarih, zaza, siyasi tarihi bahsedildiğinde hep olacaklar. Ama bütün halkların tarihinde, bütün siyasi partilerin tarihinde bu süreci sabote edenlerle bu süreci, süreçte samimi davranları isimli zikredilecektir. Bütün insanlık tarihinde bu böyledir. Ee, i̇yiler var kötüler olmuştur. Hep zıtların birliği ve zıtların karşıtlığı olmuştur. Zaza hareketin içinde zıtların birliği ve zıtların karşıtlığı çatışması olmuştur. Bu zıtlar bazı subjektiflerdir. Bazıları iyi niyetli. Böyle bir süreç yaşamıştı. Bu bizim mirasımızdır. Bu mirası oluşturan her kim tek tek isim vermeye gerek yok. Bu biz bu mirasa minnettarız. Bu miras üzerinde yoğunlaşmalıyız. Biz bireysel kimsenin yetmezliğini bireysel olarak ifade edersek yine kendimizi kandırırız. Hiçbir insan hiçbir insan niyeti ne olursa olsun, istersen subjektif olsun, istersen objektif olsun. Tek başına kesinlikle bir yeri ne yapabilir, ne yıkabilir. Tek başına ne bir kurumu yıkabilir, ne bir kurumu var edebilir. Bütün önderliksel çıkışlar kesinlikle onlarca danışman, yüzlerce fedakar, yüzlerce inanmış kadroyla yola çıkar. Zaza hareketinin yetmezliği burada. Bütün ilk çıkışlarda böyle sıkıntılar olabilir. Ama bu Zaza hareketinde o çok bilmişlerin daha sonra dahil olduğu dönemler var. O çok bilmişlerin de Aklı, bilinci ve e, düzeyi tartışılmaz. Ama kendisine de çalışmaz. Çok değerli, çok kıymetli hocalarımız var. Siyaset ayrı, hocalık ayrı. Bir ekonomi siyasete katılabilir. Ekonomiyi yönetir. Bir ee, sanatçı, kültür insanı siyasete katılabilir. Sanatı, kültür sanatı yönetir. Ama siyasetin genel disiplini içinde. Kendisini dayatmaz. Sen ekonomistsin. Diğeri kültürücü. Bir başkası e, başka kendi ile ilgili siyasette yer alabilir. Ama siyasette ben bilirim, ben ederim, ben şuyum, ben buyum demek benim kontrolüm, benim kontrolüm, benim kontrolüm dediler. Bizimkiler daha olmayan bir şeyi daha değer yaratmamış. Kontrol, oto kontrol, kontrol, kontrol. Ne oldular? En sonunda kendilerini kontrol edemediler. Şimdi yani güler misin ağlar mısın? Ağlanacak duruma gülüyorum. Hakikaten en sonunda işte kontrol kontrol şu an gerçekten kontrol nerede kendileri de bilmiyorlar. Çok hani çok bilmişler ya bizleri dikkate almadılar. Dışarıdan buradan oradan gelen eleştirileri kulak tıkadılar. Ya düşmanın da olsa seni eleştiriyorsa mutlaka bir haklı yanı var. Yani o haklı yanı varsa onu alırsın kendine diğerlerine bu düşman der. Siktir olup gitsin dersin yani. Yani şimdi düşman hiç mi senin için güzel bir şey söylemez? Mutlaka söyler. İradesi dışında söyler. Tespit yaparken söyler. Kendine yarı yanı al, yarım yanı al çöpe at. E bizimkiler bir zaza yür severi geçmişte emeği geçmiş insanların eleştirilerini düşmanca bakarlar. O insanları subjektif ajan olarak değerlendirirler. Bilmem burada orada geçmişte ne yaptığı olarak buna ona Sözüm ona Önü kesmek için deşvire ederler Sonra bir ortaya çıkıyor ki kendileri Kendileri o durumda Şimdi e, Zaza siyaseti oldur, kaç seçim geçiyor yere seçim gelecek arkadaşım Yine katılamayacak işte katılamıyor Niye Çünkü Siyaset dedikodularla yürümez Siyaset telefonlarla konuşarak yürümez. Siyaset halkın içinde olur. Siyaset yürüsever yürsever zazaları arkadan konuşup itibarsızlaştırmakla olmaz. Siyaset e, zaza aydınlarını çağırıp canlı yayınlarda diğer zaza yürseverlerini yeni kıpırdayan insanları e, teşhir ederek, ötekileştirerek, ağır sözler söylerek eleştiri adı altına teşhir ederek yapılmaz. Yapılmış olsaydı bugün farklı yerde olurdu. Öyle değil. Siyaset kolektif bilinçle yapılır. Siyaset halkla yapılır. Halk şeffaf yapılır, şeffaf. Siyasetin sahibi halktır, halk. Sen kimsin, ben kimim ya? Denetleme mercisi halktır, halk. Sen kimsin, ben o kimiz ya? Sen halkı adına söze siyaset yaptığını zannediyorsun. Halkın denetim gücünde inanmıyorsun. Param yok diyorsun. İş yapayım. Milyonlarca zazadan bahsedersin. Ben para bulamıyorum diyorsun. Ürgütlenmek için. Buna kim inanır? Yani buna inananlar kim olur biliyorsunuz? Çok iyi niyetli, temiz, saf, siyaseti bilmez, ürgüttü bilmez, teşkilatı bilmez, diğer halkların var olma mücadelesini araştırmamış ya da yaşamamış, Görüş e, sahibi değil. E, i̇şte birkaç arkadaşı iyi niyetlice bakar. Onların söylediklerine eyvallah. İmam Allahu Ekber, cemaat Allahu Ekber deyip devam edenler inanır ancak ya. Bunu kime e, yutturursunuz? Bakınız e, ben de Zaparda aktif yer aldım. Benim yer aldığım süreçte 4 tane ilçeyi açtır. Bana kalsa o 4'ünü de açmazdık. Samimi söyleyeyim Açmazdık. Niye? Çünkü ilçe açma, il açma yöntemi yanlıştı. Arkadaşım. Bir yerde bir il başkanı seçiyorsun değil mi? O il 300-400 bin zaza yaşar. Sen o 300-400 bin zazadan 10 tane, 14 tane, 15 tane zazayı önce örgütleyeceksin. Sonra onlarla defalarca kendi parti programını, tüzüğünü, amacını, şuyunu, buyunu aktaracaksın. Eğitimini yapacaksın. Yürsever hazırlayacağın önce bir, bir noktaya getireceksin. Ondan sonra o süreç, o eğitim süreci içinde 15 gün mü, 20 gün mü artık neyse. O süreçte o 15 kişinin içinde o ili, o ilde sevilen tek değil, o ilde seni temsil edecek güce sahip olan tek de kalsa seni temsil edecek. inançlı kadroya görev veririz. Bizimkiler ne yaptılar? İstişare yok mu diyorum? <laughs> Yoktur. Peki hesap soran oldu mu? Olmadı. Kim hesap sordu? Macir Ciran sordu. Şimdi diyeceksin birçok arkadaş diyecek ki ya Macir sen iki yıl önce e, istifa etmiştin. Bu görüşlerini söylemedin o zaman. Söylemedim çünkü zaza hareketi zarar görmesin istedim. Düzelir dedim. Düzelir dedim. Şans verdim. Birçok insan beni aradı, sordu ne olur, ne bitiyor, ne açıklama yapmıyorsa yapmadım. Zarar görmesin diye. Ama bugün niye açıklıyoruz? Ya arkadaşım parti diye bir şey kalmadı. Tasfiye olmuş. Bir tasfiyeci geldi partinin başına. Kim getirdiyse o da tasfiyecidir herhalde. Getirdiler partinin başına bir tasfiyeciyi. Ne kadar zaza yürseveri var. Çekiştirdi, dedikodu yaptırdı itibarsızlaştırdı. Kendisi tek kaldı. Büyük ihtimalle de bir operasyondu. Ee, Siyasetten ben bunu söylüyorum. Söylemek lazım. Açık sözlü olmak lazım. Bedeli ne olursa olsun. Büyük ihtimalle de bir operasyondu. O operasyon kısmen başarı, başarılı geçmiştir. Çünkü 5 yıldır zaza, e, siyasi partisi dezapar. Hepimizin gözün nuru. Yani bütün samimi insanların Emeği olan bir dezapar. Çok kıymetli değerli hocalarımızın e, bir yere gelmesini istediği bir dezapar. O kıymetli insanlarımız da artık o dezaparı ellerinin avucundan gittiğini bugün kendilerini yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Ama onlara göre okumamış bu Macir Ciran Cahil var ya o zaman bunları uyardı. Görevimi yaptım yani. Ben bugün dezaparın bu kadar tasfiye noktasına gelmesinde gönlüm hoş değil, razı değildir. Ama ben böyle, böyle olmaması için görevlerimi yaptım, görevimi yaptım. Çok samimi söylüyorum. En son da istifa etmemin nedeni belki bu kadar kazanılmış bir kadro olabilecek bir insanı kaybetme şokunu yaşarla kendilerine gelirle diye istifa ettim. Çok samimi söylüyorum. Ama tam tersine ee, işte hani çok bilmişler ya bizimkiler istifa edenleri işte işi bırakmış işi bıraktım ben hiç beni takipçilerim hiç işi bırakmış mıyım ben hiç hiçbir gün hiçbir an durmuş muyum ben İşi bırakmadım ki ben halkım da biliyor deza da biliyor herkes biliyor ki ben hiç işi bırakmadım ama dedim kendilerine ders oldu çünkü normal samimi bir hareket Önce gerçekten e, kendini şikayet eden, ona katılan, ona maddi manevi destek veren insanları e, korumaya çalışır. Kaybederse de üzülür, tekrar kazanmak için çaba sahibi olur. O düzeye yakalamak için çaba sahibi olur. Bizimkiler adamlar yazmışlar, hocalarımız, aydınlarımız 16-17 tane kitap yazmış, yani onu dedikodisini yapıyorlar. Ne bu arkadaş? senin saçların, saçın tüyü kadar, kılları kadar kitap yazmış. Emeği var. Bu arkadaş partili değildi. Sen niye bunu çekiştiriyorsun? Sen kendi işine baksana. Kendi işine konsantre olsana. Çünkü kendi işi değil. Tengi işi neydi? Kendi işini yaptılar aslında. Kendi işini yaptı. Kendi işi neydi? İtibarsızlaştır, dağıt. İtibarsızlaştır, dağıt. Ondan sonra neticede tasfiye. Ya bunu çıkıp da açık söylemiyorlar. Sonra diyorlar ki biz yürseveriz. Yok efendim biz bilmem okumuşuz. Biz bilgeyiz. Biz bilmem zaza hareketi zarar görmesin diye şey yapmıyoruz. Samimi bulmuyorum. Ha ben bunu odur şikayet etmiyorum ha. Ben bütün bu kadrolarla konuşmuşum. Arkadaşım sen partiden istifa etmişsin. Sen GİK'ten istifa etmişsin. Eee Bezaza halkının buna haberi yok. Sen kimi için mücadele ediyorsun? Sen istişare kurulunda tasfiye etmişsin. Senin genel başkanın istişare kuruluna katılmadı diye, telefonlarınıza çıkmıyor diye, kongre kararı almıştı, yalan çıktı diye. Siz kamuoyuna açıklama yaptınız. 2-3 e, e, bugün aynı ikisi değil mi? 2-3 yani bugün olmasa yarın kongre olacaktı ya. Siz duyurdunuz. E, kamuoyuna e, sizi boşa çıkardı bu genel başkan. Böyle bir karar almamış. E Parti şifresini sizin hiçbirinize vermiyor. Hiçbirinize güvenmiyor. Parti şifresini daha önce canlı yerlerimde söyledim. Kendi çocuğundan tutan biri genel başkan. E, siz halen de serf bir ailenin kıymetli bir değerimizin kardeşi abisidir diye Koruyorsunuz. Bacir Ciran olsaydı bu kadar korur muydunuz ya? Ben diyorum ki niye istifalarınızı bir bildirilen, özelleştirilen halkımıza, kamuoyuna duyurmuyorsunuz? Eczaza hareketi zarar görmez. E, zaza hareketini bıraktınız siz. Zaza hareketi kaldı mı sayınızda? Kaldı mı? Bak bir seçim biz bir aydın çalışmasını başlattık. Her biriniz bir yere çekiştirdiniz milleti demoralize ettiniz. Sözde kendiniz başka bir partiyle ittifak yapacaktınız. O sizin başkan dediğiniz kişi hepinizi kandırdı işte kendine CHP'de yer aramak için parti adına sözde görüşmeler yapıyordu. Ya ben diyorum arkadaşım madem ki bizim adımıza birilerine görüşme yapıyorsun bir fotoğraf verin ya. Sen fotoğraf vermeyene kadar ben inanmıyorum dedim ya. E bunu söylediniz mi? Söylemediniz işte arkadaşım. Hep yalanlara inandınız. iyi niyeti bazılarınız. Sözde bilmem adınıza görüşmeler yapılıyordu. Ne yaptınız? Bizim o müstakil cumhurbaşkanı, aday adayı, maddi parası hazır. Kadrosu hazır. Kampanya başlatacaktık. Bir süreç başlatacaktık. Onu da tıkadınız. Ondan sonra da şimdi de dert yanıyorsunuz. Biz bunu tanımadık. Etmedik. Ee, kendi kendinize değerlendirme yapıyorsunuz. Birbirinize öz eleştiri veriyorsunuz ama kamuoyuna zaza, zaza halkı sizin eleştiri, öz eleştiri verme hakkına sahiptir. Siz onun adına yıllardır bir yerleri işgal ettiniz. Bari çıkın. Ee, açıkçası, dürüstçesi bunu açıklayın ya. Deyin bu süreci anlatın ya. Bu süreci tıkatanları anlatın. Yani benim akrabamdır, benim inandığım bir davam varsa babam da olsa, babam babam olsa, annem olsa, öz kardeşim olsa, kızım olsa, eşim olsa ben onu deşvir ederim. Sen eğer ki bunu yapmıyorsa samimi değilsin. Sen ahbap çavuş ilişkilerle zaza hareketi temsilci olamazsın. Sen ahbap çavuş ilişkilerinle bunu onu överek biz gidiyoruz adam bir yerde poz veriyor. Çalışma yapıyor. Diğerleri MK'de övüyor. Başkan yapıyor. Başkan. Başkan. Ben baktım böyle ahbap iş ilişkileri olan bir yerdir ya. Diyorsun ki alt üst ilişkiler birbirine bilgi versin. E sen başka yerlerin bilmem işleyişini bize dayatıyorsun. Arkadaşım sen dünyada kopuk mu yaşıyorsun? Bütün siyasi partilerin alt üst ilişkileri vardır bütün siyasi partilerin genel kurulu vardır. Yürütmesi vardır. Yürütme ne iş yapar? Gelişmeleri derlen değil mi? Ülkede yaşadığımız ekonomik yani ne bizi ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren ne varsa değerlendirir değil mi? E o değerlendirmesini tutanağı alır, onu bir bildirisini alır, kendi MKK'sine bildirir, kendi MKG'si de ne yapar onu alır, özümser, eğitimini yapar, gelişir. Değil mi? Olması gereken budur. Sonra o böyle yukarıdan aşağıya doğru halka yayar. E bunu yapmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya falan kes çat pat. E, işte ettik bilgilerle yazılar paylaşıyor. Arıyorsunuz ya bu yazını kaldır. Ya kardeşim sen görevini yapmıyorsun ki adam da pat diyor yazı yazıyor işte da. Sen görevini yapmıyorsun ki. Ya her biriniz bir yerde Üniversitelerde eğitimciydiniz. Değişik ürgütlerde sekreterdiniz. Değil mi? Yöneticiydiniz ya. MKK'ydiniz. Hepiniz yani bizleri cebine çıkartmanız lazım. Siz görevinizi yapmadığınız zaman işte size göre sıradan olan bir partili serzenişinizi serzenişini dolaylı olarak sosyal medyada yazıyor al in bunu ikna edin ya bu bu yine bir şeyler söylüyor kaldırsın o yazsın ya ya işte bunlar kontrol dedikleri bunu bunlar kontrolü böyle anlamışlar kadrosu yetiştirmiyor kadrosu yetmez yazı yazıyor ondan sonra kadrosunu arıyor telefonlarla ikna ediyorlar devreye giriyorlar bütün işleri güçleri birbirlerine ikna etmek neymiş Söyledim ya Zazacak kuncuk diyorlar. Böyle köşelerine çekilmişler. Ondan sonra onu çekiştir, bunu çekiştir, onu engel gör, bunu engel gör. Sonuç finalda kendileri her şeyin engeli. Her şeyin engeli. Bütün. Ama e, bunu değerlendirirken tabii ki gerçekten şikayet etmek doğru değil. Bu bir değerlendirme, çözümlemedir. Çözümleme yapıyorum ben. İstersen beni küçük görün. İstersen beni cahil görün. İsterseniz samimi görmeyin. Bakın mesela ben bu sami şeyimden dolayı bunlardan böyle burada orada çekiştirildim. Aa şimdi bu şey vardır. Sayın Çağdaş var. ZTV beni izliyor. O beni diğer arkadaşlarla teşhir ediyor. Bu Kürtçüdür diyordu. Sızmış partimizin içine. Bu diğerlerde diyor ki bu işte e, kendi sızmasıdır. La arkadaşım. <laughs> yani Allah aşkına ya. Ya bir kere e, size şöyle söyleyeyim siz öyle çok küçük gördüğünüz o kendi dünya onlarla uğraşıyor kendi sızması olsa gelip senin partisine üye olsa genel başka yardımcısı olsa bırakır mı oraya orayı senin başına yıkar ele geçirir işte ama <laughs> bizimkiler nedir kendi eksiğini kapatmak için kendi subjektifliğini gölgelemek için örtmek için kendi subjektif kişiliğini, art niyetini perdelemek için apolitik insanları bir süre böyle uyaladılar. O sızma, bu sızma, o oranın adamı, buranın adamı, şu şuranın adamı, bu buranın adamı. Bunlar beş yıldır bunu konuştular. 5 yıldır. Çıksınlar bak, desinler ki o macer sen e ne söylüyorsun, ne saçmalıyorsun. Söylesinler bakalım. Er meydan. Çıkın söyleyin. Böyle değilse. Hodri meydan. Siz şimdi beni izliyorsunuz sonra da beni engelleyeceksiniz değil mi? Kurtulamazsınız ki benden. Ben halkım adına size hesap soruyorum. Hesap. Siz samimiyseniz çıkacaksınız. Dezaparı nasıl tıkattığınızı nasıl tasfiye ettiğinizi nasıl yetmez bir genel başkana suç ortağı olduğunuzu açıklayacaksınız. Zaza halkı affetmez bu tarihi, bu dönemi. Siz dezaparı tasfiye edecek hakka sahip değildiniz. Bu hak, bu yetkiyi halk size vermemiştir. Bugün siz zaza kadınlarına, gençlerine samim bir özelleştir vermezseniz siz asla tarih affetmez. Geçen gün ben e, çok kıymetli isim vermeyeceğim. Bir hocama diyorum ki ya hocam hatta iki 3 tane hocama diyorum. Diyorum ki ya hocam siz parti içinde istifa ettiniz. Ya biz istifa ettik. Kimisi dedi siz Kimisi dedi budur, şudur falan. Biz temiz durduk. İşte dedi ki hareketimiz zarar görmesin. Sonuçta hareketimiz diyoruz. Şart değil bir yere üye olmak. Yürse verse hareketini görsün. Ama siz kendiniz istifa ettiniz. Bir dar grup dışında kimse bilmiyor. Ya bu bu halkın, bu halkımız sosyal medyada da olsa bir partisi olduğunu düşünüyor. Ya bu halka bir hesap verme şeyi yeni, yeni, sorumluluğunuz yok mu? Hayır efendim biz zaza hareketi zarar görmesin diye açıklama yapma gereği duymuyoruz. Siz zaza halkı duymadığını mı zannediyorsunuz? Zaza halkı sizden başka temsilcileri yok mu? Zaza halkın sizden başka sözcüleri yok mu? Zaza halkı sizden başka yürseverleri yok mu? Zaza halkı sizden başka çalışanı yok mu? Siz Zaza halkı için böyle mi çalışmayı? Oto kontrol. Adamlar bir yerde e, bir şartla var. Bazılar diyor ki işte diyorsun gel bu işi öncülük yap, aydınsın, şusun, busun falan diyorsun. Şu kadar para o hazır olursa ben bu iş yaparım. Bir başkasına diyorsun işte e, işte hareket zazara ha halkı alternatif kalmaması lazım. Uğraşıyorsun. Ee, ne diyor? Kontrol bizde olursa diyor. <laughs> biz varız bu işte. Kontrol size vermeyiz. Kontrol halkımızda olur. Her şey şeffaf. Her şeyi açık yaparız ki hem Türkiye halkı, hem Kürt halkı, hem diğer halklar, hem devlet, hem dünya kamuoyunu bizi bilecek, ne yaptığımızı bilecek. Zaten biliyorlar. Zaten biliyor. Nasıl biliyor? Kontrol mekanizmaları biliyor. Kimler biliyor? Kürt hareketinin kontrol mekanizmaları biliyor. Değil mi? Onlar adına siyaset yapan. Devlet biliyor değil mi? Yani sen e, nefes alsan bile bilirler. ensendeler ya. Sen kimini neyi kontrol ediyorsun? Zaza halkını mı kontrol edeceksin? Zaza yurtseverler mi kontrol edeceksin? Sen kimsin? Sen önce bir kendini kontrol et. Sen nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Ne iş yaptın? Niye bu noktaya geldi? Sen önce bir bina hesabını ver. Bunu üzerleştirisini ver. Dolayısıyla e, bakınız geliyoruz. E, kaç kaç ay kaldı değerli takipçilerim? Kaç ay kaldı yere seçimlere? Hani bunlar aylar yıllar önceden diyorlardı böyle bol kese dağıtıyorlardı. Biz işte e, Ovacık'ta bilmem başka yerlerde başka yerlerde pilot birkaç yer belediye başkanı seçeriz. Ya diyorum arkadaşlar siz gerçekten samimisiniz ya. Önce senin belediye başkanı adayın kim ya? Kim ya kim? Bana onu bir söyle. Gürsever mi? Yani sırf böyle hani bu dernek falan yerde, şu federasyon falan yerde, şu parti falan yerde bir belediye başkanı seçti diye belediye başkan seçilmez ki. Bak işte komünistler e, maçoğlunu seçmişler. Ovacık'ta. Sonra onu bir adım daha ileri getirdiler. Dersimde seçtiler. Kendisine saygım da var. İdeolojik e, olarak durduğu yer olarak e, e, tavsiye etmiyorum. E, ama ne yaptı? Bir ideolojik çizgiye tabi olarak çalıştı. Çalışıyor. E, sevabıyla, günahıyla en da bir görev yapıyor kaç yıldır. Değil mi? Yani bu e, kişi önce ideolojik bir kişidir, önce halkçı bir insandır, kendi yürüdüğü insanlarını küçük görmeyen bir insan, Ötekileştirmedi değil mi? Ekibiyle çalışıyor, başarısı ekiple birlikte olur. E, Türkiye toplumu alışmış medya bir kişinin başarısını alıp maksustan onu büyütüyorlar, maksustan yani. Büyütüyorlar çünkü niye? Ondan sonra tofan olsun diye. Halbuki. Burada bir kolektif çalışma, bir kolektif aklın, bir kolektif emeğin neticesi orada bir başarı var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte İstanbul'da varsa başarısı, bir başarı kesi varsa bir ekiple yapmıştır bunu. Ama Türkiye toplumda nasıl, medya nasıl yansıtıyor? O yüzden de bir halkların başına bela ediyorlar. İşte Sayın Erdoğan İstanbul'u 20 yılda bölmen şöyle yaptı. E bu kişide liderlik vasıfları var. Kolektif çalışma anlayışı var. Danışmanlarla çalışma anlayışı var. Yeteneklidir, liderdir işte. Bu binlerce insanla çalıştı. O yüzden bu başarı elde etti. İşte Maçoğlu da hem Ovacık'ta hem Dersim'de bir ekiple çalışıyor. Danışmanları var. Ben mesela ben program yapmak istedim. Önce dediler tamam. Sonra da Danışmanlar şey yaptılar. İşte programı var. Çok yoğundur bu ara. Nazikçesi. Bana millet siyaset yapıyor. Nazikçesi şimdilik olmaz. ileride olabilir falan diye bana geri dönüş yaptılar. Millet böyle çalışıyor. Profesyonel çalışıyor. Bizimkiler kimlerde bir canlı yayını açarsa hemen katılırlar. Orada bir lider tarih ederse bir tarih e, soru sorarsa hemen orada da o tarikçi tarihçi kişinin oyuna gelirler. Hesabını bozarlar. Sekter davranırlar. Hiç dinmezler ya bu adam beni tarih etti ama 50 kişi de odur beni izliyor. Ki, ben bir liderim. Ki, ben bir temsilciyim. Ben de bu vasıfları yansıtmam lazım. Bana ne adam tarihçidir, subjektiftir, trolldür. Bana ne ya? Bütün siyasi partilerin liderleri buna muhatap oluyor. Herkes böyle subjektif, troll, art niyetli, hatta küfür bazılara onların sevesine inip cevap verirsen ne olur? Siyaset diye bir şey yok. Kurum kalır mı ya? Siyasettir adı üzerinde siyasettir ya. Sen siyaset yapıyorsun ha. Adam sana e, küfür de der, Adam sana hakaret de der. Gidersin yasal yollara başvurursun hakaret edildiğine dair. Mahkeme verirsin. Ama sen de aynı tonda kişiyi azarlarsan hakaret edersen hesabını bozarsa ne olur? Sen de siyasetçi olur mu ya? Siyaset olur. Sen de lider olur mu? Olmaz. Sende halkçı olur mu? Olmaz. Olmaz. Böyle. Bazıları ya hiçbir yere çıkmaz, hiçbir yerde konuşmaz, hiç kimse görmez, duymaz, istemezler. Ondan sonra biz diyor kontrol, oto kontrol. Kendini kontrol etti mi? Bir bak etrafına. Kimse kaldı mı? Kontrol, kontrol, kontrol. Seni kontrol ettiğin ne kaldı? Hani kontrol ettiğin Kim kaldı? Var mı başka? Dolayısıyla e, siyasete inanmayanların da siyasete katılması siyasete zarardır. Dezaparın bir kısmını e, bu e, durum böyle ortaya çıkmasının bir nedeni de bazı kişiler biz de olalım. Otokontrol. Halbuki siyaset bilmiyor. Bir tercibesi yok. Dedim ya siyaset okullarda öğrenilmiyor ki. Siyaseti bilmiyor, halkı bilmiyor, halka yabancı, üstten bakan. Halkın dini inançları, mezhep inançları, bölgesel yaklaşımlarını kendine problem eden insanlar bunlar. Halkın dini inançlarını, mezhepsel yaklaşımlarını, hatta inançsız yaklaşımlarını, her ne olursa olsun, halk neyi yaşıyorsa, bunları kendine problem eden, siyasetçi olabilir mi? Zazaları lider olabilir mi? Öncü olabilir mi? Böyle bir kurum başarılı olabilir mi? Olamaz. Ki olamadı. Dolayısıyla seçimler geldi. Seçime gidiyoruz. Yine bizim halkımız gidecek burada orada. A, B, C şu bu partiye oy verecek. Ya arkadaşım bir parti düşünün. 4-5 yılda normalde ilk kongreden sonra ilk kongre bir kuruluş kongresidir. Yeniden bir yıl sonra bir kongre olması lazım olmadı. Zamanı tamamladı. Geçen sene Eylül'de kongresi olması gereken bir parti bir yıl daha gecikti. Bu Bugün yarın kongresi olması gereken bu parti biz bugün hepimiz ya yani heyecanla yeni yönetimde kim var, yeni başkan kimdir falan zaza halkı bunu bu heyecanı yaşatmadılar. Yok öyle bir şey yine. Yok işte tasfiye oldu. Tasfiye. Tasfiye. Nasıl parti tasfiye ettiler? Yürseveleri tasfiye ettiler. Kendilerini tasfiye ettiler. Samimi insanlarımız tasfiye oldu. Çok kıymetli hocalarımız iyi niyetli yani belki. A politikliğinizle. O çok biliyordunuz ya. Bilmediğiniz ortaya çıktı ya. Ben sevinmiyorum, üzülüyorum. O yüzden konuşuyorum. Siz kurumsal çalışmadınız. Siz eee insanları överek iyilik yaptığınızı düşündünüz. Siz bugün gerçekten acınası bir durumdasınız. Ve sizin artık Zaza halkına bir öz eleştiri, samimi bir öz eleştiri verme zamanınız gelmiş. Yazılı bir öz eleştiri verin. Buna hesabını ben soracağım. Yazılı bir öz eleştiri verin. Siz sizin genel başkan dediğiniz sizi de pes ettirdi ya, sizi de istifa ettirdi ya. Yarın bir gün kendi ahbap çalışlarıyla gider bir kongre yaparsa eğer parti cezalı olmamışsa çünkü hiç tutanak tutulmamış, hiç belge verilmemiş, hiç hiçbir işleyiş olmamış. Yani hiç kanuni bir işleyişi olmamış. Büyük ihtimalle kayyum atanmış zaten. Borcu var mı yok mu? Hiç kimse bir şey. Diyorum ya bir parti genel başkanında bir şifre var. Bir de çocuğuna şifreyi şifre vermiş. Kimse de bir bilgisi yok bu parti. Ne durumda, cezai durumda mı, kapanmış mıdır, açık mıdır? Sadece biliyoruz en son e, 600 küsür üyeden 84 üye düşmüştü. Son e, dönemde 6-7 kişi daha istifa etti. Şu an 82 tane üyesi var. 82 tane üyesi var. Bu 82'nin üyenin altısı aktif değildir yani. Düşünün. Altısı aktif değildi. Onlar da nasıl aktif? Yani böyle sosyal medyada burada orada oto kontrol böyle aktif. Kimi? 82 kişi kalmışsın. Kimi kontrol edeceksin sen? Hani zaten çoğunuz yatıyorsunuz. işinize gücünüzdesiniz. Hiç bir gün kapıdan işinizi gücünüzü bırakıp eviniz bırakıp bir yerde halka bir el sıkışma bile gitmemişsiniz. Hiçbir zaza derneğini görüşü ne olursa olsun ziyaret etmemişsiniz. Hiçbir zaza yürseveri ziyaret etmemiş. Çayını içmemişsiniz. Ya dışarı çıkmamışsınız ya. Kimi kontrol ediyorsunuz? Sanki zaza hareket böyle büyüdü. Dallandı. 43 ilde örgütlüğünü tamamlamış. Her ilde hüngür hüngür halk akıyor il binasına. Çayı yetiştiremiyorlar millete. Yemek yetiştiremiyorlar. Aydat yetiştiremiyorlar. Sanki öyle bir durum var da kontrol edecek. Ne kontrol edeceksin? Ne param var? Ne pullun var? Ne kadron var? Kimi kontrol edeceksin sen? Dolayısıyla böyle bir parti tasfiye ettiler. Ama o e, tasfiyeci kişilik e, yar bir gün işte e, gider. Bunları da tasfiye etti ya. Samimi hocalarımızı, çok kıymetli hocalarımıza tasfiye etti ya. İşte o çok kıymetli hocalarımız sözlerim ona e, zaza hareketi zarar görmesin diye açıklama yapmıyorlar. Çok yanlış yapıyorsunuz yine. Sizin yanlışınızdan dolayı bu, bu durum buraya geldi. Siz mücadele etseydiniz en azından biraz heyecanlı, ateşli bizim gibi insanları eleştirilerini, önerilerini dikkate alsaydınız bu kişi bir yerin bilinçli, subjektif sızması da olsaydı size bunu yaptıramazdı. Parti tasfiye edemezdi. Partinin 600-700 sene Üyesini 82'ye düşüremezdi. Sizi kandırıp parti size işte parti şifresini vermemezlik yapamazdı. En az da 3-4 kişide de 3-4 tane dikte olur ya da aktif diğer mekeylerden olur. Bu şifre olması gerekiyordu. Vermiyor. Neyin kaygısı? Niye vermiyor? Sen bu partiye para mı verdin? Bu hal sana borçun mudur? Vermişsen çıktı ki ben bu kadar para vermişim. Toplayıp sana verelim ya. Bırak bu partiyi. Bırak Yani siz, çok kıymetli hocalarım. Sizi gerçekten, inanarak söylüyorum, samimi söylüyorum. Eleştiri yapan, yapıcı eleştiriler yapan, bilimsel eleştiriler yapan, bugün yaptığım eleştiriler yarın zaten ortaya çıkıyor. Yapan insanları ötekileştirmeyin, düşman görmeyin ya. Biz sizi severiz. Ama siz bizi aldattınız. Bunu çıkın, hesabını verin. Açıklamasını yapın. Bir şey olmaz. Biraz eleştiri alırsınız. İnandığınız halktan eleştiri almak kutsaldır. Bir şey olmaz. Biraz eleştiri alırsınız. Zaza davasına inanan insanların eleştirilerini, yapıcı eleştirilerini almak kutsal bir şeydir. Bu sizi küçültmez. Bu sizin, siz bugün öz eleştiri verseniz, Zaza halkına bir öz eleştiri, sami bir öz eleştiri verseniz, bu Dezapar buraya geldiğini açık açık, bizlerin de bildiği gibi, hiç isim isim kişiler bazında isim vermenize de gerekiyor. Bunu anlayışını bir değerlendirip kendinizde bu işinize sorumlu payınızın olduğunu açıklayın. Bir belgemiz olsun ya tarihimizde bir belge de böyle olsun. Falan zamanda böyle tıkanan bir partinin ileri gelenler aydınlarımız kıymetlerimiz bunu hesabını halkımıza verdi. Biz de bizi tarihimiz olsun biz de ondan bahsedelim lütfen bizi bu haktan mahrum etmeyin bir üzelestiri verin bu üzelestiri zamanı çoktan gelmiş gitmiş yalvarıyoruz halkımıza bir üzelestiri verin niye bu noktaya geldi Mesela ben başta ne dedim Türkiye'de mevcut durumda Zaza siyaseti ben ürgütenemiyorum engel var devlet engelliyor şudur budur yalan. Bunu geçiyoruz. Türkiye'de, Avrupa'da, dünyanın her yerinde işte Kürt egemen e, sınıfın temsilcileri orada yer burada bizim işte önümüzü kesiyor biz ürgütenemiyoruz yalan. Yalan. Bakınız ben Kürt hareketinde uzun yıllar kaldım. Kürtlerin 50 tane partisi var. Bazı ahbap çavuş programlarda dolu dolu da güzel programları var. Ahbap çavuş ilişkilerinden dolayı kendi ailesine verdiği, kendi çocuğuna verdiği önem kadar hareketini vermediği için kendi tekrar eden marjinal partilerin hepsinin sorarsan işte bilmem devlet engeldir. Yok falan örgüt bilmem gücü var engeldir. Bizi hep bunu önü kestiler. Yalan. Diyorum siz yalan söylüyorsunuz. Siz samimi değilsiniz. Siz inanmamışsınız daha evvel. Siz tevride bir şeyler söylüyorsunuz. Yazıp çiziyorsunuz. Çoğunu da iyi aydınsınız. Ama siz mücadele inanmamışsınız. Sen önce biz birilerle Avrupa'da 92'de birlik çalışmalarını yapıyorduk. Birlik toplantısına gelmiyor. Arıyoruz neredesin? Ben kızıma söz vermiştim. Yüzme havuzuna geldik. O yüzden gelemedim. Siz birlik toplantıları bile ee, önemsemeyip kızınızın yüzme havuzuna verdiği sözü önemsiyorsunuz ya. Siz büyümüyorsunuz diyordum. En dönem en önemli kadrolarınızı evlendirdiniz ya. Evlendirdiniz ya. Hani halkınızla evlendireceğinize, ülkenizle evlendireceğinize evlendirdiniz ya. Siz bittiniz dedim. Birisinin düğüne ben davetliydim. Yıl 93. Ee, biz karşıt taraflardaydık. Tartışıyorduk ama şeydir. Yani memleketten tanıdık biri olduğu için, saygı duyduğum biri olduğu için isim vermiyorum. E dedim siz bittiniz. Zaten yoktunuz tam bittiniz. Dedi niye? E dedim yarın bir işte çoluk çocuk okulları işte mecbur çalışacaksın ya inşaatçı olacaksın ya işte bir iş kuracaksın. Artık senin mücadeleye işte şuna buna zaman ayıracak zamanın kalmaz. E bunu 15 yıl sonra diyor ki sen işte 20 yıl önce bir şey söylemişsin ya doğru haklı mı Ben o zaman sana karşı e, demiştim doğru değilsiniz falan ama haklı çıktınız. E şimdi yani kendi davasıyla evlenmeyen, halkıyla evlenmeyen ha bu şey buna şu çıkmasın. İşte insanlarımız tabii ki evlenecek. Biz yasal demokratik bir mücadele veriyoruz. E, tabii ki çoluk çocuğumuz olacak. E bu mücadele Hiçbirimizin babasının tapu malı yeri değil. Herkes bir dönem bir şeyle yapması lazım. Herkes kimisi içindeki duayla yapar. Kimisi aidatıyla yapar. Kimisi bölgesinde, e, mahallesinde diğer zaza insanını duyarlı hale getirmek için sohbetiyle yapar. Kimisi aktif siyasete katılarak yapar. Kimisi camide dua ederek yapar. Kimisi e, cemde e, sema tutarak yapar. Yapar yani. Herkes yapar. Herkes bir şeyler yapar. Yeter ki doğru bir öncülük olsun. Dolayısıyla e, yapılmayacak bir şey yok. Yeter ki böyle bir kadro olsun. Yeter ki bir parti temiz bir parti yola çıksın. Zaza aydınları emek darlarını bak çok açık söylüyorum. Lehçe'cisi dahil emek veren, zaza davasına katkısı olan aydınlarımızı sanatçılarımıza gece düzenlensin, festivaller düzenlensin, imza günleri düzenlensin. Haklaşırız. Böyle kazanır. Bütün ulusal kurtuluş mücadeleleri böyledir. Bütün özgürlük halkları mücadeleleri böyledir. Kardeşim, Arami Tigran bir Ermeni kökeni değil mi? Kürt sanatını ve e, Kürt e, mücadelesine onun katkıları herhangi bir Kürt partisinden daha büyüktür. Bizimkiler dernek kuruyorlar. Dernekte hiçbir çalışma yok. Arkadaşım sen dernekte bir müzik grubu kur ya. Bir saz grubu oluştur. Kurs ver. Adamlar gitar öğrensin. Bas gitar öğrensin. Tembur öğrensin. E bir müzik sesi güzel olanlar 3-4 kişi de şarkı söylesin. Kızlı, erkekli. Sonra bizim düğünlerimize gönder. Hem para kazan hem düğünlerimizde millet kendi şarkıları kendi dilinde şarkılar dilensin ya. E sonra da şikayet ediyoruz. işte bizim düğünlerimizde Kürt müzikleri bilmem Ankara havaları hakimdir. E tabii ki hakim. Sen meydanı boş bırakmışsın kardeş. Dezapar. E bu dört yılda bir tane müzik grubu bari kursaydın ya. Bir müzik grubu ya. Hadi tiyatro çok masraflıdır. Çok zaman alır. Hadi neyse. Tamam. Bir müzik grubu ya. Bir kadro yetiştirseydin Sesi güzel olanlardan işte sözü güzel olanlardan 6-7 kişilik bir müzik grubun olsaydı senin etkinliklere kazanılmış bir kadro müzik grubun olsaydı yol parası dışında bir masraf zaten olmazdı. O da bir çalışmadır. Seni yapacağın ileride bütün etkinliklerde bu müzik grubu gelir. Bir müzik grubu tabi tek değil. Şımarma olmaz. Her bölgede her ilçede, her beldede kültür sanat Çalışması ne olmadı bir siyaset siyaset olur mu ya? Kuru kuru. Toparlıyorum. Saza hareketi Zaza halkı alternatifsiz değildir. Biz bir çalışmanın içindeyiz. Bunu değişik vesilelerle duyurduk. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Maddi imkanlarımız sefer biz maddi imkanları tabii ki yaratmak durumdayız. Önce halkımızın gücüne güveniyoruz. Önce halkımızın gücüne. Biz inanıyoruz ki ben şahsa şuna inanıyorum ki biz halkın önüne doğru bir kadroyla, fedakar bir kadroyla çıkarsak, halk inanırsa bu kadro odur, benim için mücadele ediyor, dilim için mücadele ediyor. Halkın vermeyeceği bir şey yok. Her şey verir sana, her şey halk başka davalara kızını oğlunu verdi sen doğru yeter ki temsil et yap niye sana para vermesin ya halk niye yardım etmesin sana niye bana söyler misin başkaları senin halkını inandırdı daha çıkardı kızını oğlunu daha çıkardı sen samimi olsan halk niye seni finanse etmesin arkadaşım oto kontrolcüler samimi olsaydınız görevlerinizi yapsaydınız halk sizi her yerde evini açardı ilini açardı ilçeni de açardı rayını da verirdi oyunu da verirdi belki bugün 3 4 milletvekili parlamentoda olurdu E sözüm ona siyaset yapıyorum diyenler siyaset bilmezleri Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakaret dışında her türlü eleştiriye de açığım. Beni eleştirenlere hiçbirine küsmüyorum. Bırak onu. Beni hakaret, bana hakaret edenlere sami çıksın, yüzü eleştiri versin. Hakaret edenlere, aileme dahil küfür edenlere ben zaten halkıma emanet etmişim. Ha. Halkıma emanet etmişim. Mahkeme de verdim. Çünkü haklı olarak halkım dedi ki bir kısım yurseverler aradılar. Üzelden, şuradan, buradan. Dediler Macil, senin söylediklerin birileri bunu işte iddia ediyor. Yalan söylüyor diyebilir. Sen bunu kanıtlaman lazım. Ben gittim Türk Telekom'a ne yaptım? Bana küfür edilen saatteki bilgileri istedim. direkt sen savcılığa gitmen lazım. Gittim dilekçemi verdim. Mahkemede vermişim. Ne zaman olacağız bilmiyorum. Böyle. Bu kadar açık. Evet. Hiçbir zaman, ama hiçbir zaman, eleştirilerimde haklı çıkmak istemezdim. Eğer eleştirilerimde haklı çıktığıma seviniyorsam, sabah etmiyorum. Sabah etmiyorum. Haklı çıktığım için konuşmuyorum. Zaten hep konuşuyorum. Açık olmak için konuşuyorum. Açık olun. Bizim başka planımız yok. Bizim bir tek planımızız. Biz bir projeyiz. Neyin projesiyiz? Halkımızın dil, kültür, kimlik mücadelesinin özgürlük projesiyiz. Ne A ne B ne C'nin projesi değiliz. Biz kişileri yönlendirdiği bir harekete red ediyoruz. Biz geçmişten bugüne kadar emek veren tarihimizde hepsinin ismini altın harflerle yazılmasından yanaz yazarız. Hepsinin ama. Hepsinin. Hak edenin. Hak etmeyenin de zaten yazar orada. Yani birileri kara yazılır, birileri de biliyorsunuz gömüş ya da altın rengiyle yazılır. O karalar da olacak yani. Bütün mücadelelerde var. Dinler mücadelesinde bu var. Uluslar kurtuluş mücadelelerinde bu var. Sınıflar mücadelesinde bu var. Hep mücadele karşıtlarıyla var olmuş. Dolayısıyla hiç moralimizi bozmuyoruz. Dezapar inşallah kapanmamıştır. İnşallah bu e, temiz ellere yeniden dönecektir. Buna umudumuz var. Ama çünkü halkımız buna müsaade etmez. Bir dönem daha diyelim ki o insanları bıktırdı gitti kongre kendini seçtirdi. Zaten bir şey yapamaz. Mevcut olan o 82'nin de 2-3'ü yakalı yakalmaz. Buna eminim ben. Sürekli ilgileniyorum. Biliyorum yani. Eminim. Onlar da kalmaz. Ama biz artık bekleyecek zamanımız yok. Biz yeni bir hareket başlatmışız. Zaza siyaseti, Zaza halkı alternatifsiz değildir. Zaza siyaseti alternatifsiz değildir. Kesinlikle biz manifesto, bu işin manifestosunu, programını, tüzüğünü ve ekonomik altyapısını da oluşturarak çok çalışarak, sabrederek bütün kesimlerin görüşleri de alarak ama bu işi işte çalışmak isteyenleri görev alarak çalışmak isteyen. Biz işte kadromuz tamamlansın parti kurarım diye bir şey yapmıyoruz. Biz bunu onu bu minnetten getirip partiye şey yapmayız. Yok ben para veririm benim ismim olsun. Hayır. Sen kendini verirsen varsın. Kendini biz seni istiyoruz. Paranı değil. Böyle e, bir anlayışla zaten bir çalışma başlamış yürüyor. Ee, i̇nşallah halkımıza karşı görevlerimizi layıkıyla yere getiririz, yerine getiririz. Bizim aydınlarımızdan, halkımızdan pozitif eleştiriye ihtiyacımız vardır. Desteğe ihtiyacımız vardır. Murala ihtiyacımız vardır. Zaten görüyorsunuz Sabah 7'den kalkmışım bu saate kadar 12'de 12 çeyrek kala dükkan kapatmışız. Yatmamışız zaten murallıyız. Zaten heyecanlıyız. Zaten muralla heyecan olmasa ses gırtlaktan yukarı çıkmaz. Zaten bunlar var bizde. Ama siz de katkılarınızla maddi manevi desteklerinizle e, zaten bu işin bir tarafında olacağınızı biliyoruz. Buna da inancımız tamdır. Ama gene de motive etmemiz lazım birbirimizi. Bakın derneklerimiz hepsi dernekler. Eleştirilerimiz ayrı ama derneklerimiz hepsini sayarız. Kağıt üzerinde olanları da ben dernek olarak kabul ediyorum. Kağıt üzerinde olsun, varsın öyle olsun. Ama bir teşebbüs var ya. Derneklerimize çağrımız şudur. Derneklerimizde dil, kültür, sanat çalışmalarını başlattın hemen. Hemen başlattın. Her dernekte bir müzik grubu, tiyatro grubu olması şart. Halk bunlardan gelir derneğine. Üyelerin böyle çoğalır. Halkımız o kadar cahil midir ki hiç sen ona müzik yapmazsın, tiyatro yapmazsın, sanat yapmazsın, etkinlik düzenlemesin, festival düzenlemesin. E sonra diyorsa halk, arkamda durmuyor. E sen dal kavukçusun zaten. Halk niye sen arkasında arkanda olsun ki? Dal kavukçu halk dal kavukçuların arkasına gitmez ki. Önce halka öncülük yap. Bir bak halk nasıl senin arkanda gelir. Halk dal pavukçuların arkasına gitmez. Mesela derneklerimiz çok kıymetli derneklerimizden bugün etkinlik bin yılda olduğu için söylüyorum. Yani sayın Büyük Sayar yıllardır emek veriyor. Gerçekten takdir ediyorum. Ama eleştirim de yapıyorum. Yüzüne de söylemiş burada da söyleyeyim. Kardeşim bu derneği büyüteceksin. Burada orada pankart açarak Bunlar çok değerli kıymetli çalışmalardır. Ee, kitap standını açarak hele Bingül gibi, Diyarbakır gibi, Elazığ gibi 10 kişiye uğraşarak olmaz bu işler. Sen bu yöntemi değiştirmen lazım artık. Sayın hoca, sayın hocalarım. Önce daha iyi bir dernek, öğrenci, işte azadıyoruz azaca ya, üyelerin, sistem sistemli çalışan, kurumsal çalışan bir yönetim kurulun ve kültür sanatı örgütleyeceğim. Bunları yaparsan amacına uygun işler yapmış oluruz. Yoksa hep böyle bir yerlerden bekleyerek olursa şunu burada yapak, şu böyle bir şey yapar değil. Halkımızın gücü herkesin gücünden daha büyüktür. Yeter ki yol yöntemini doğru uygulayalım saygılar, sevgiler, hürmetler. Şuma program serbik avasımı veçim.